Şu sıralarda dolar güne 5.37 ile başladı sevgili dostlar. Şu sıralarda dolar 5.39 civarında seyrediyor. Ancak geçen sene bu vakitlerde 3.80'di ve biz çok ürkmüştük diye Yalçın Hoca da bir tweet atmış geçen seneki durumu hatırlatacak şekilde. Şunun için önemsedik bunu. Şimdi dolardaki artıştan dolayı her şey zamlandı. Hayatımız Türk lirasındaki değer kaybıyla zaten zorlandı, daha da zorlaştı. Ama biz dolar düşüyor diye mutlu olabiliyoruz. Hak mıdır bu? Böyle devam etmeyeceği de aşikarken bu nasıl bir orantısız, bir mantıksız bakış açısıdır? Hocam merhaba, günaydın. Günaydın Semra Hanım. Hocam şimdi mutluluğumuzu, sevincimizi kursağımızda bırakmak istemeyiz de çok gerçekçi değil bu durum. Hem sürdürülebilir de değil. Bu bir seçim ortamındayken de nereye doğru bizi götürüyor? Ekonomik verileri bu anlamda bir değerlendirebilir miyiz acaba kıyaslamalı olarak geçen sene ve bugün seneyi dikkatimize sunarken? Elbette. Şimdi AKP'nin bence en başarılı olduğu konulardan bir tanesi vatandaşın algısına oynamak ve bunu iyi bir biçimde yönetmek. Bunun örneğinde işte biraz önce sizin bahsettiğiniz dolar kuru seviyesinde görüyoruz. Gerçekten geçen sene tam bugün yani 8 Kasım 2017 tarihinde dolar 3.80 lirayken memlekette bir panik havası vardı. Ülke nereye gidiyor, batıyor muyuz, işte şu kadar dış borcumuz var, 3.80'de bunu nasıl çeviririz filan gibi konular konuşuluyordu. Ama şimdi dolar 5.40 seviyesinde bu sabah. Yapılan değerlendirmelere, özellikle yandaş medyada yapılan konuşmalara baktığım zaman ne kadar da iyi, ülke ekonomisi toparlamaya başladı filan gibi yorumlar görüyoruz. Oysa 5.40 ile 3.80 arasındaki fark yaklaşık %42. Üstelik bu arada Merkez Bankası'nın faizleri %13'ten %24'e yükseldi. Bankaların kredi faizleri %40'ı buldu. Onun üzerinde ticari ve tüketici kredilerine faiz uyguladıklarını biliyoruz. Enflasyon oldukça yüksek seyretmeye devam ediyor. İşte en son bu hafta açıklanan Ekim ayı rakamlarına baktığımız zaman yıllık %25.24'lük bir enflasyon rakamı görüyoruz ki bu artarak devam ediyor. Dolayısıyla ekonomimiz hakikaten çok ciddi sorunları olan bir dönemden geçiyor. Ama buna rağmen sanki her şey iyiymiş gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Maalesef iyi değil. Bugün en son açıklanan Moody's'in Türkiye'nin büyüme rakamına ilişkin tahminleri vardı. Ki benim beklentime göre daha iyimser bir tahminde bulunuyorlar. Türkiye'nin 2019 yılında %2 küçüleceğini öngörüyorlar. Büyümenin belki 2020'den sonra yeniden başlayabileceğini söylüyorlar. Ama ben daha büyük bir daralmanın hem bu senenin son iki çeyreğinde hem de önümüzdeki yıl yaşanacağını görüyorum. Dolayısıyla sorunlarımız bariz bir biçimde ortada duruyor. Bunu işte siz biraz önce Et Haberi'nde de gösterdiniz. Vatandaş günlük hayatında belirgin bir biçimde hissediyor. Ama ülkede sanki her şey güllük gülistanlık hale gelmiş gibi de bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Benim de rahatsızlığım bundan, bunu vurgulamaya çalışıyor. Peki bir şey daha soracağım hocam. Şimdi zaman zaman Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarına dikkat kesiliyoruz. İşte Ekim'de enflasyon düşecek dedi, arttığına tanık olduk. Kasım'da düşecek dedi. Yine artacak mı onu bilemiyorum ama sonuç olarak enflasyonla yani birçok alanda olduğu gibi enflasyonla mücadelede de başarı gösteremiyorlar. Bu gidişatı durduramıyorlar. Peki dondurabiliyorlar mı, hani seçime kadar planladıkları nedir? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu vurgulamak isterim. Bakan Berat Albayrak'ın tahminlerine Merkez Bankası bile katılmıyor. Yani bunu açık bir biçimde söylemek lazım. Bunu neden söylüyorum? Hatırlarsanız Eylül ayında yeni ekonomi programı diye bir program açıkladı Bakan Albayrak. Kameraların karşısına geçti, iş dünyasını önünde topladı ve bu yılın sonunda enflasyonun %20.8 seviyesinde olacağını açıkladı. İş dünyası da bunu alkışlayarak ne kadar büyük, iyi bir program falan gibi şeyler söyledi. Oysa bu açıklamadan yaklaşık 2 hafta sonra Merkez Bankası 2018, yani bu yıl sonu itibariyle enflasyonun %23.5'a çıkacağını söyledi. Yani bakan beni ikna edemediğini bir kenara bırakın, Merkez Bankası tarafından bile inandırıcı bulunmuyor. Ki en son açıklanan enflasyon rakamı da bunu gösteriyor. Yani yılbaşından bugüne kadar gerçekleşen %22.56'lık bir enflasyon oranımız var. Bakan Albayrak'ın hedeflediği seviyeyi tutturabilmemiz için Kasım ve
Aralık enflasyon rakamlarının negatif gelmesi gerekir ki bunu bekleyen aklı başında hiçbir iktisatçı yok. Yani enflasyon yükselmeye devam ediyor. Dolayısıyla Bakan Albayrak'ın söylediğine ne ben ne de diğer önemli ekonomi kurumları başta Merkez Bankası olmak üzere çok anlam yüklemiyor. Onu da vurgulamak istedim. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Halimiz harap yani. Yandık ki ne yandık durumundayız öyle anlaşılıyor. Maalesef, maalesef. Evet, şimdi ekonomiyle ilgili başlıklara döneceğiz sevgili dostlar ve bir bağlantı yapacağız. Yalçın Karatepe bizlerle birlikte olacak. Şimdi öncelikle şunu vurgulayalım. Dolar 5.37 civarında. Yalçın Karatepe ile de konuşacağımız konu bu. Geçen sene bu vakitler 3.80'di. Biz kara kara düşünüyorduk ne yapacağımızı. Şimdi ise 5.37 bizi mutlu ediyor. Bu nasıl bir orantısızlıktır diye düşünüyoruz. Et fiyatları haberini getirelim ekranlarınıza, ardından dolar kuru ile ilgili değerlendirmeyi yapacağız. Hala ülkemizde et fiyatlarının yüksek seyretmesinin genel refah seviyemizin artması sebebiyle talepte yaşanan yükselişle ilgili olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri gündem olurken bakalım TÜİK rakamları et fiyatlarına ilişkin neler söylüyor? Ocak 2003'te et fiyatları 9 lirayken Ekim 2018 yılı itibariyle et fiyatları 45 lirayı buldu. Dana etinin ücretinin yıllar içinde dalgalanarak arttığı görülüyor. Peki ya asgari ücretli kira, faturalar ve başka giderleri hariç tüm maaşını ete yatırsa kaç kilogram et alabiliyor? Ekim 2018 itibariyle 35.3 kilogram et alabiliyor. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan, yaptığı açıklamada emekli olarak eti unuttuklarını, Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na et yüzü gördüklerini söylüyor. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı, kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışın nedeni olarak köyde yaşayan üretici insanların artık şehirlerde yaşamayı tercih etmesi olduğunu söyledi. Kırmızı ette üretim yok. Üretim olmamasının asıl nedeni pazarın çok oynak olması. Bizim ülkemizde en büyük sorun devlet sürekli müdahale ediyor. Siz olmayan bir şeyi sürekli dışarıdan getirirseniz insanlar küser, üretmez. 7 yıldır et ithal ediyorlar. 7 yıldır bu ülke pahalı et yiyor. Et fiyatlarını düşürmenin yolu besiciyi desteklemekten geçer. Nokta. Yemi destekleyeceksin. Parasını vereceksin, samanlı yoncasını destekleyeceksin, imkanını destekleyeceksin, parasını vereceksin. Et fiyatı böyle ucuzlar. Şimdi öncelikle bu bahsettiğimiz haberle ilgili bilgileri paylaşacağım sizlerle sevgili dostlar. Evet, Sözcü Gazetesi'nde Antalya Kepez'de yaşanan olay bir velinin şikayetiyle ortaya çıktı. Anne Mine Öcek şikayeti yapan çocuğunun Atatürk panosuna asılı Atatürk resmini indirttiğini ve çocuğunun bunu öğretmene itiraz ederek Atatürk fotoğrafını yeniden astığını belirtiyor veli. Ve aynı zamanda bu haberdeki ayrıntıda sevmek zorunda değilsiniz, saygı göstermek zorundasınız demiş çocuğu ve bu derste işim yok benim diyerek sınıfı da terk etmiş. Bu şikayet üzerine bu veli şu anda gözaltına alınmış durumda. Tabii konunun takipçisi olmamız gerekiyor. Nihayetinde kurucusuna saygı göstermeyen bir toplum hiçbir yere varamaz. Bu duyarlılığının, bu yurttaş duyarlılığının sergilenmesi gerekiyor. Hemen yanında, bu haberin hemen yanında Atatürk Meydanı harabeye döndü diyen haberde ise meclisin önündeki Atatürk Meydanı'nda çevre düzenlemesine başlandığı bir yıl önce 2 ayda bitecek denilen çevre düzenlemesinin henüz bitmediği, 2 ayda bitecek denilmiş, bir yıl önce başlanmış ama henüz bitmemiş, anıtsal değeri olan meydanın halinin işler acısı olduğunu yansıtıyor Sözcü Gazetesi. Ve bir başka haberde ise hemen görüyorsunuz yine bir başka fotoğrafla, Ulus'ta Zafer Anıtı'nda Atatürk'ün bulunduğu heykelin aşağıda Mehmetçikler var, onun üstünde de kaidede Atatürk heykeli bulunuyor. Atlı Atatürk heykeli, çok da kıymetli bir heykel, tarihimiz açısından da önemli. Zafer Anıtı'nın ışıklandırması hala, heykel karanlıkta, hala yapılmadı diyen bir başka haber dikkatimizi çekiyor sevgili dostlar. Bu noktada Uğur Dündar'ın yazısını da bir ekranlarınıza yansıtalım. Atatürk'e iftiralar başlığını taşıyor Uğur Dündar'ın yazısı. Onunla devam edelim.
Uğur Dündar diyor ki, iki annem, ikisi de doğulu. Öz annem Artvin, kayınvalidemse Erzurumlu. İkisi de okula gönderilmemiş ve ikisi de dindar. Atatürk'le olan ilgileri ise birbirlerinden farklı. Öz annem, babamın da etkisiyle Atatürk'ten nefret eder, sevmez. Tek gerekçesi Atatürk'ün dine yaptığı kötülüklerdir diye ünlem işareti. Anneme göre Atatürk Kur'an'ı yasaklamış. Evinde Kur'an olanların birçoğu onları duvarda okuyup açmış, gizlemişler. Üzerlerine de sıva çekmişler. Kur'an okunmasın diye okulların camilerinin önünde jandarma beklemiş. Menderes iktidarı ile birlikte Kur'anlar duvarlara çıkarılmış. Evet, kayınvalidemse Atatürk'ü sever. Aynı dönemin insanı olarak kayınvalidem annemin anlattıklarını doğrulayan bir şeye tanık olmadığını söyler. Ancak ilginçtir, o da Kur'an konusunda baskılardan dolayı kendisinin de gizli gizli Kur'an kursuna gittiğinden bahseder. Evet, sevgili okurlarım diyor ki yukarıdaki satırlar Atatürk'e düşman bir çevrede büyümesine karşın okuyarak, araştırarak hem Kur'an'ı doğru anlayan hem de gerçek bir Atatürkçü olmayı başaran ünlü deniz ressamı Mustafa Günen'e ait diyor. Ressam Günen'e göre din adına hareket ettiklerini düşünenler Atatürk'e iftiralar attılar ve çok büyük günaha girdiler. Bunları da kişisel olarak değil ayetlere dayandırarak dile getiriyorlar. Ve Atatürk Allah'ın sevdiği bir kulu olmasaydı zaferden zafere koşmazdı diyor. İşte bir okurun mektubundan iki anlam ve Atatürk'e hedef alan iftiralar yazısı dikkatlerine size sunulmuştur. Dinin siyasete alet edilmesi bu sevgili dostlar. Menderes döneminde başlayan dinin siyasete alet edilmesiyle karşı devrimin nasıl organize olduğunu ve büyük iftiralarla nasıl büyük bir saygısızlığın ve haksızlığın gündeme geldiğini bize yansıtıyor.